Bu bölümde SOLIDWORKS içerisinde montajı ve kaynağı öğreneceğiz. Teknik resmi parçayı öğrendiniz. Şimdi kaynak. Açıyorum parçamı. İlk önce kaynak montaj yapmak için bir parça çiziyorum. Basit bir dikdörtgen çizeceğiz. Şimdi delik açacağız. Hatta standart delikler açacağız. Sonra cıvata, somunu, rulmanı artık sırayla takacağız. İlk önce bir dikdörtgen çiziyorum. Ve bunu renklendirelim yine. SOLIDWORKS ilk açtığında standart gri renktir. Ondan sonra üzerine bir standart delik açıyorum. Bakın bastığım düğmeye dikkat edin. Hall Wizard denilen kolum. Bana böyle bir menü açıyor. Bu menüde havşalı, havşası istediğim her tip ve bütün standartlarda. Bakın bütün standartlar var. Din, ISO neyse. İstediğim metrikte. Delik boydan boya. İlla yazılı okumam şart değil. Görsel olarak bana gösteriyor zaten. Boydan boya. Bakın yenilikler var. Direkt gösteriyor. İleri diyorum ve bir noktaya dokunuyorum. Oraya otomatik olarak o deliği açıyor. Tamam dedim. Finish. Şimdi bu işlem tamam. Bir delik daha açalım. Bu sefer farklı standart farklı tip olsun. Benim metrik 10 olsun. Base olsun. Dokundum. Onu da açtım. Bir başka delik. Efendim metrik bilmem ne. Bu da Japon olsun. Jis. Onu da açtım. Kaydediyorum parçamı. Şimdi montajı atacağım. Parçayı montaj almak için yaptığım şey yeni bir montaj sayfası açıp aynen New'dan teknik resimdeki gibi sürükle bırak yapmak. Bakın bastım ya da direkt de gelebilir parçamız montaj sayfasına. 2004 özelliğidir. İster orijinal tuttururum istersem serbest bırakırım. Fark etmez. Şu an montaj sayfası içindeyim. Zaten yukarıdaki şekilde değişti. Sayfayı yukarıdan hizalıyorum Taylor Zantel ile. Şimdi bakın parçada yapacağım bir değişiklik aynı zamanda montaja da yansıyor. Tabii ki teknik resimde de böyle. Parçaya bir mil ekliyorum. Alttaki parça ekranı. Köşelerindeki ikonlardan fark edebilirsiniz. Sol üst köşelerindeki parçayı ekledim. Montaja dokunduğum anda montaja da geçecek. Bakın yukarı geçiyorum. Montaj penceresine dokunacağım. Montaja da ekledim. Değişikliği kabul ederseniz. Hemen ekledim. Şimdi benim istediğim şey nedir? Buraya cıvata somununu otomatik eklemek. Büyütelim montaj penceresini. Yüzeye dokundum. Yüzeyi analiz et dedim. Bu Smart Face'ten hızla. Cıvata ve yıldız komutu. Sol tarafta en dipte. Bastım. Otomatik olarak yüzeyi taradı. Ne kadar cıvata somun varsa hepsini otomatik olarak yerleştiriyor. İlk önce cıvataları atıyor. Analizing dediği şey. Bakın tipine göre. 2 ISO bir Japon var mı? Bunların hemen altına İstersen bakın yanındaki artıya basın. Hemen altına. Başka civatalar, somunları ekleyebilirim, pulları ekleyebilirim. Bunlar hep benim tercihim. Vidaların profillerini değiştirebilirim. Bunlar tamamen serbest olan şeyler. Kütüphaneniz açık değilse en alttan 2 ve 3. olarak tool dediğiniz Toolbox ve Toolbox Browser'ı kullanabiliyorsunuz. Üst taraftan standardı ayarlayabiliyorsunuz. ISO, DIN neyse artık oradan bir standart seçip. Hemen altındaki şu pencereden civata, somun, dişli, pul. Mesela şu anda cıvataları görüyoruz. Bir altında somunlar var. Kendi içerisindeki bu görüntüler sadece tipleri. Somunlara geçelim. 1 milyonu aşkın parça var bu kütüphanede. Somunların alt çeşitleri var tabii ki. Üçüncü menü alt çeşitleri açıyor. Tinler. Oluklu oluksuz. Pullar. Yine MMI çeşidi var. Alt taraftaki menüyü açarsak üçüncü menüyü. Bunların hemen altında keza güç aktarım için kullanılan zincir dişliler, normal dişliler, helisel dişliler, konik dişliler gidiyor. Bakın zincirlerden şeye geçeceğiz şimdi. Normal helisel ve konik dişlilere bastığım zaman otomatik olarak direkt karşıma menü geliyor. Ben buradan bir dişliyi basılı tutup ekrana çektim, resmin üstüne basılı tutup ekrana çektim, otomatik olarak geliyor. Ama ne zaman ki mil gördü, anında yataklanıyor da görüyor musunuz? Akıllı montaj işte budur. Bir altta rulmanlar, iğne rulmanlar toplamalar. Sürükledim ekrana getirdim, yine rulmanı otomatik olarak yerine takıyor. Bakın büyükçe bir rulman getirdim. Mile gösterdiğim zaman tak yerine monte oluyor. Bu kadar basit. Renkler var, profiller var hazır çizilmiş. Profiller de otomatik olarak hazır çizilmiş halde içerisinde mevcut.
Şimdi dosyayı bir kaydettik. Parçaya döndüm. Ve kaynak modülünü tanıyalım bakalım. Şimdi kaynak modülünü yapmamız gereken şey, eğer SolidWorks program failesine girip SolidWorks'in içerisindeki What's New dosyasına ulaşırsanız, Samples, What's New, bakın nereden geldim, Valmont. Burada hazır bir taslak var, onu seçtim. Bir tel kafesi, kimi çöpünden çizilmiş, siz de çizebilirsiniz bana. Ve Valmont toolbar'ı açtım yukarıdan, tools'tan, yukarıdan sağ tıklayarak. Bakın şimdi profil yerleştireceğim. Az önceki seçtiğimiz profiller ne işe yarıyor? ANSI ya da ISO bir tip seçtim. Standart seçtim. C kanal seçtim ve ölçüsünü seçtim. Çizgiye dokundukça ben profilleri atıyor takır takır. Görüyor musunuz? Ve tipini değiştiriyorum. Mesela kare veya dikdörtgen profilde geçebiliyorum. Ölçüsünü seçtim. Dikdörtgen profile geçtim. Şimdi ben çizgilere dokundukça otomatik olarak ekleyecek. Bakın iki çizgiye dokundum. Otomatik olarak profilleri attı. Köşe birleşme tiplerini buradan ayarlayabiliyorum. Bakın sol alt köşeden. Artık ben nasıl istersem. Bir yandan mouse'u takip eder. Eğitim daha hızlı olur. Onayladım. Ve ne yapıyorum? Şimdi. Benim istediğim şey. Bunların tabii skeçleri oynuyor muyum? Buraya bir kaynak atmak. İki parça arasında kaynak atmak için yapacağım işlem. Sadece buradan araya bir parça eklemeye. Kaynağı direkt atabilirim ya da bir gasp. Yani araya bir bayrak ekleyerek yapayım. Yüzeyleri seçip buradan kalınlığını ve yerini ayarlarsam 25 olmasına 45 olsun. Aşağı biraz çekersek şeyi de göreceksiniz. Yerleşimi de göreceksiniz en altta. Ortaya yerleştirdim. Şimdi kaynak işaretine basıyorum ve ilk önce hangi yüzeyler kaynak edilecek? Onu sonra da ikinci kutucuğa da ortadaki bayrak birleştirme parçasını seçiyorum. Ve otomatik olarak bakın kaynağı atıyor. Kaynak işareti geldi. Onayladım. Ve işte tasarıma direkt kaynaklı yerleşim yapıyor. Tabii ki yüzey işaretle beraber de geliyor. Burada hem montajı hem de yerleştirme. Birazdan bir sonraki derste veya bundan iki sonraki derste daha hızlı montaj yapmayı da öğreneceğiz zaten. Tabii ki bu profillerin uçlarını da endcap ile kapatabiliyorum.